Eğer o istediğim arabayı alırsam bu beni çok mutlu edecek. Eğer yeni bir eve sahip olursam statüm yükselecek ve bu beni mutlu edecek. Mutluluğumuzu başka olayların üzerine koya koya hayatımız çok hızlı şekilde geçti ve bu yaşa kadar geldik. Bu saatten sonra da hayat yavaşlamayacak. Peki bu istediğimiz şeylere ulaşsak bile bir erkek olarak yetersiz hissetmemizin altında yatan sebepler nelerdir? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Fakat videoya geçmeden önce her zamanki gibi senin üzerinde düşünmeni istediğim bir soru soracağım. Daha fazla kapasitenin olduğunu bilseydin hayatta neler başarırdın? Bu sorunun üzerine düşün ve cevabını yoruma yazarsan gerçekten sevinirim. Şimdi gelin o sebeplerden bahsedelim. Bunun için 2-3 nesil geriye gitmemiz gerekiyor. Dedenizin babasının zamanını düşünün. Erkek çocukları genelde zamanını babalarıyla birlikte tarlada tarımcılıkla ya da hayvancılıkla geçirirdi. Çünkü o zamanlar birçok insan kırsal alanda yaşıyordu. Ve bu zamanda biz daha çok babamızdan öğreniyorduk hayatın nasıl olduğunu ve kız çocukları da genelde evde annesiyle birlikte ev işlerine yardım ederek geçiriyordu. Ta ki sanayi devrimi gelince kırsal alandaki birçok insan daha fazla para kazanmak adı altında büyük şehirlere taşınmaya başladılar. Ve büyük şehirlere taşındıkları için de babalar genelde bütün gün işlerde çalışırken Anneler de erkek çocuklarını yetiştirmeye başladı. Babalar daha çok işten geldiklerinde yorgun olup çocuklarıyla fazla ilgilenemedikleri için bütün ilgi aslında annelerden geliyordu. Ve biz bu zamanlarda öğrendik aslında kadınları memnun etmeye çalışmayı. Daha sonrasında savaşa giden ülkelerde, büyük savaşların olduğu ülkelerde babalar geriye dönemedi. Anneler çocuklarını tek başına yetiştirmeye başladı. Ve Feminizm hareketinin daha da canlanmasından sonra özellikle 1980'li yıllarda ilk feminizm aslında 1848 yıllarında ortaya çıkmaya başladı. Fakat 1980'li yıllarda daha fazla harekete geçti. Bunun altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi de Amerika'daki Vietnam Savaşı sonrasında yaşanan olaylar. Vietnam Savaşı sonrası birçok erkek geriye dönemedi ve bu sebepten dolayı da kadınlar erkeklerin çalıştığı işleri doldurmak zorunda kaldılar. Evin geçimini sağlamak zorunda kaldılar. Ve o saatten sonra düşündüler ki biz erkeklerin yaptığı işleri de yapabiliyoruz. Bizim aslında onlara ihtiyacımız yok. Ve bu anlayış aslında daha çok yayılmaya başladı. Ve dünyanın birçok ülkelerinde bu a, hareket daha fazla canlandı. En büyük darbeyi aslında biz sosyal medyanın çıkışından sonra, yükselişinden sonra görmeye başladık. Şöyle düşünün, anneniz sizi yetiştirmeye başlıyor çocukluğunuzdan ergenliğinize kadar birçok evreyi daha çok annenizle geçiriyorsunuz. Ve eğitimimize baktığımız zaman da anaokulu ve ilkokuldaki öğretmenlerin çoğunluğu genelde kadındır. Ve siz şimdi okulda eğitimde de aslında kadınları memnun etmeye çalışarak hayatınızı geçiriyorsunuz. Ve yaşınız ilerledikçe de bu sefer sosyal medyayla karşılaşıyorsunuz. Sosyal medyanın ilk çıkış amacı bildiğimiz üzere Facebook üzerinden oldu. Görüşemediğimiz, bağlantımızı kaybettiğimiz ilkokul, lise ya da üniversite arkadaşlarımızla tekrar bağlantı kurmaktı. Fakat sosyal medya bulunduktan sonra bunun ilerlemesinde şunun farkına vardılar. İnsan duyguları ve hissi manipüle edilebilen bir şey. Ve bu manipüle edilen hisler üzerinden daha çok para kazanılabilir. İşte bu yüzden de biz kendimizi daha çok eksik hissetmeye başladık. Şimdi düşünün. Siz bir pazar kahvaltısına kalkmışsınız her zamanki gibi klasik, sizin için normal bir senaryo. Aileniz sizin için pazar kahvaltısı hazırlamış ve siz kahvaltıya oturmadan önce telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Instagram'da ya da Facebook'ta kaydırmaya başlıyorsunuz. Sonra görüyorsunuz mesela Instagram üzerinde bir influencer sizin yaşınızda dünyanın başka bir ülkesinde bir yat üzerinde yanında çok güzel kızlarla eğlenirken sen ailenle pazar kahvaltısı yapıyorsun ve bu senin kendini gerçekten eksik hissettiriyor. Diyorsun ki benim hayatımda yanlış bir şey var. Ben nerede yanlış yapıyorum? Bizim anlayamadığımız konuşuyor arkadaşlar. O ışıltılı filtreli gördüğümüz hayattaki insanların herkesin problemleri var. Senin için normal olmayan o pazar kahvaltısı, Amerika'daki birçok aslında genç insan için çok değerli. Neden? Bizde aile bağları çok yüksek. Burada aile kopuklukları var. Yani senin için önemsiz olan bir şey buradaki birçok insan için daha önemli. Hani diyorlar ya davulun sesi uzaktan hoş gelir. Gerçekten öyle. Bize şimdi hoş gelen bu yaşam var. Baktığınız zaman işin içine girdiğinizde aslında pek hoş olmadığını göreceksiniz. Eksiklik hissetmemizin temellerinde yatan problemlerden biri dediğim gibi sosyal medya. Neden? Siz çünkü kalkıyorsunuz bakıyorsunuz o insanlar benden daha iyi hayat yaşıyorlar. İşte ben niye öyle bir hayat yaşayamıyorum? Ama baktığımız zaman dedelerimizin, annelerimizin zamanına sosyal medya diye bir şey yoktu ve insanlar bir lokasyonda doğup aynı lokasyonda ölüp hayatlarında bir eksiklik olmadığını görüyorlardı. Tabii ki teknoloji ilerledikten sonra her şey o kadar eskiye bağlı olmamalı. Gelenekler biraz daha ilerletilmeli. Fakat eski gelenekçi ailelere baktığımız zaman da boşanmaların daha az olduğunu görmeye başlıyoruz. Bu olay sizin erkek olarak kendinizi anlamanızla alakalı ve o eksiklikleri nasıl gidermenizle alakalı. Şimdi şöyle düşünün. Bir insan kendini yeterli hissetmiyorsa bu eksikliği başka şekilde dışarıya vuracaktır. Bakın benim ne kadar pahalı arabam var. Bakın benim ne kadar Fazla kız arkadaşlarım var. Body count dediğiniz olay zaten Amerika'dan çıkmış bir şeydir. Eskiden böyle şeyler konuşulmuyordu ki ha, kaç kişiyle birlikte olun. Ya böyle bir saçmalık var mı? Hani artık o bağlantı duygusal, ruhsal bağlantılar bunların hepsinin altında değerleri ayakları altına alınmış durumda. Çünkü insanlar bunun yapmanızı istiyorlar ki daha kolay bir şekilde yönetilebilesiniz. Eğer sen bir kadının görünüşüne çok fazla düşüp Sadece aklında o kadınla birlikte olmaya geçirip hayatını onun için harcamaya geçiriyorsan işte bu yüzden porno endüstrisi senin üzerinden daha çok para kazanıyor. Bunlar olduğu için de biz bunların peşinden çok fazla gitmeye çalışıyoruz. Bu temel sebepleri anlamak bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir de şöyle düşünün. Kendi değeriniz yalnız kaldığınızda kendinizle nasıl, ilgili nasıl düşündüğünüzle alakalıdır. Düşünün şimdi yalnızlık, sessizlik korkutucu bir şey. Birçoğumuz yalnız kalmaktan korkuyoruz. Bir gün bile yalnız kalsak hemen arkadaşlarımızı ararız. İşte birileriyle buluşmaya çalışırız, televizyonu açarız, radyoyu dinleriz. Sessizliğe dayanamayız. Neden? Çünkü sessizlik bu andaki hiçbir şeylik. Ölüme yakın bir duygudur. Çünkü ölüm de sessizdir, ölüm de yakın bir şeydir. Ama şöyle düşünmeye başladığınız zaman aslında bu çok korkutucu gelmemeye başlıyor size. Biz ruhsal varlıklarız. Biz sadece insan vücudunda bir tecrübe yaşıyoruz. Bunu niye söylüyorum? Sana belki inandırıcı gelmeyebilir ama vücudumuzdaki her şey enerjiden oluşma, değil mi? Proton, nötron, her şey gördüğün masa, tahta, el yani kan her şey enerjiden oluşma. Bu böyle olduğu için de aslında enerji yaratılamaz. Enerji sadece transfer edilir. Yani sen öldüğün zaman senin vücudundaki o enerji toprak yoluyla havaya karışacak, çiçeğe gidecek, başka bir yere gidecek. Yani biz burada aslında her zaman bulunduk bir enerji olarak. Biz doğmadık, biz, biz aslında ölmeyeceğiz. Bunu böyle düşünmeye başladığın zaman biraz daha ölümle ilgili düşündüğün şeyler korkutucu gelmemeye başlıyor. Bir de şöyle düşün, sen kendi eksikliğini genelde işte yaptığın parayla, giydiğin ayakkabıyla vesaireyle kapatmaya çalışıyorsun. Belli bir yaştan sonra aslında belli bir olgunluğa geldikten sonra mental olgunluğa bunların senin için fark etmediğini göreceksin. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir şeyleri çok fazla başarmış olarak görünsem bile kendimi yetersiz hissetmeye başladığım andan itibaren bunları sorgulamaya başladım. Amerika'da yaşıyorum, vatandaşlığım var, birçok insanın istediği bir hayatı yaşıyorum, özgürlüğüm var, istediğim yere giderim, kazandığım para yeterli. Ama hala bakıyorum mesela ben niye yeterli değilim? Neden biliyor musunuz? Etrafınızdaki o hayatları görüyorsunuz daha büyük bir eve sahip olma, daha büyük şeylerin arkasından koşma. Bunları yapmaya başladıktan sonra aslında biz bazı şeylerden de çok fazla fedakarlık vermeye başlıyoruz. Tipik bir senaryodur bu. Biri çok fazla para yapmak için sağlığından çok fazla ödün veriyor. Çok fazla para yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki sağlığınız elden gitmiş ve bu sefer kazandığınız parayı da sağlığınızı düzeltmek için harcıyorsunuz. Yani bu bir tam bir ironidir aslında hayata baktığınız zaman. İşte bu küçük anlar huzurlu yaşamak, sağlıklı yaşamak her şeyden çok daha önemli olacaktır. Bu içinizdeki değeri anladığınız zaman sizin ne kadar değerli olduğunuzu ve aslında çok fazla kapasitenizin olduğunu ve bu size dayatılan şeylerin diğer insanlar tarafından dayatıldığını da göreceksiniz. Şimdi bu yetersizliğin üzerinden nasıl geleceğiz? Birincisi ve en önemlisi arkadaşlar kendinizi kıyaslamayı bırakın. O sizin sosyal medyada kıyasladığınız insanlar dediğim gibi sizden daha iyi hayat sahibi gözükebilirler. Fakat detayları bilmiyorsunuz. Mesela diyorlar ya işte milyoner olun. İşte milyoner olunca rahatlayacaksınız. Steve Jobs evet iPhone herkes kullanıyor. Adam kanserden öldü. Hayatını yaşayamadan öldü. Ya da işte Elon Musk'tan konuşur insanlar. Milyoner hayatın hayatın da ulaşamayacağı şeyler yok. Ya Forbes senden bahsetsen olur. Çocuklarını göremiyorsun. Anladın mı? Benim için o hayat hayat değil. Eski videolarıma bakıyorum mesela ya da eski hedeflerimi okuyorum milyarder olacağım. İşte a 500 tane ev sahibi olacağım. 300 milyon dolarlık mal varlığım olacak. Sana bakıyorum kendime diyorum ki yani bu istediğin şeyler aslında senin isteklerin mi? Bu istediğin şeyler yoksa senin YouTube'da gördüğün ya da Instagram üzerinde gördüğün a bu hayat kulmuş, bu hayattan keşke benim de olsa dediğin bir istek mi? Senin içinden, özünden gelen istediğin şeyler ne? Bu da bizi ikinci maddeye getiriyor. Birincisi kendini kıyaslamayı bırak. İkincisi ne istediğini bil. Sen ne istiyorsun hayatta? Senin hayatta en çok istediğin şeylerden bir tanesi nedir? Sen huzurlu mu yaşamak istiyorsun? Sen ünlü biri olarak mı yaşamak istiyorsun? Sen daha çok mu para kazanmak istiyorsun? Daha çok para kazanmak istiyorsan, atıyorum milyoner olmak istiyorsan bunun altında yatan sebep ne? Bunun altında yatan sebep kendini değersiz olduğunu düşündüğün için mi parayla daha fazla değer kazanabileceğini düşünüyorsun? Yoksa gelecek nesillere daha iyi bir hayat kurabilmek için mi bunu düşünüyorsun? Çünkü dediğim gibi biz hayatımıza baktığımızda bir şeyleri istediğimizde genelde bizim istediğimiz şeyler olmuyor bu. Kıyaslama da buradan geliyor. Biz çünkü çocukluğumuzdan beri kıyaslanıyoruz. Komşunun çocuğuna bakıyor mesela ailelerimiz. Ya işte ne kadar güzel okulu kazanmış ama bilmiyoruz ki belki detayında onun ailesi ona o eğitimi verdi. Bizim ailemiz yoğunken bize eğitim veremezken, belki babamız okuma yazma bile bilmiyorken biz kendi kendimizi daha çok eğitmek zorunda kaldık. Bunları kimse bilmiyor. Herkes başka hayatları ışıltılı olarak görüyor ve davulun sesi bu insanlara uzaktan hoş geliyor. Üçüncüsü arkadaşlar kendi değerinizi bilin. Değerinizi asla aşağıya çekmeyin ve Eksikliklerinizle yaşamayı öğrenin. Çünkü eksiklikleriniz sizin bir gölgeniz. Bunu böyle düşünün. Işık daha parlak vurdukça size gölgeniz daha büyük olacaktır. Eksikliklerinizle yaşamak bir korku değil. Eksikliklerinizin farkına varın. Bunları geliştirmeye çalışın. Eksikliklerinizi saklamak sizi daha çok mutsuz edecektir. Çünkü bir insan kendinin farkındaysa, kendiyle ilgili şeyler biliyorsa, kendini çok iyi şekilde ifade edebiliyorsa zaten kendini eksik bir insan olarak görmeyecektir. Eksikliklerini bilmek onun için normal bir şey. Çünkü biz insanız. Zaten o Instagram'da gördüğünüz, Facebook'ta gördüğünüz ışıltılı hayatlar tamamen aslında bir perde arkası hayatlar. Yani insanlar Kim Kardashian'ın beline sahip olmak için saçma sapan şeylere giriyorlar. Amerika'daki genç nüfusun birçoğu kendilerini ön şekilde değiştirmiş durumdalar. Hakma dudaklar, botokslar, saçma sapan şekilde ortalıkta geziyorlar ve hiçbir şekilde kendilerinden mutlu değiller. Görünüşlerini ne kadar değiştirirse değiştirsin bu insanlar içlerindeki güzelliği göremedikleri için bu hiçbir zaman değişmeyecek ve kendilerini eksik hissetmeye başlayacaklar. İşte bu yüzden senin kendinle biraz daha vakit geçirip o doğru soruları sorup ne istediğini bilmen gerekiyor. Bunu yaptığın zaman ve eksikliklerini yaşamayı öğrendiğinde Kendini başkalarıyla kıyaslamayı bıraktığın zaman da mutlu olacaksın. Umarım bu videoyu beğenmişsindir. Yorumlarını bekliyorum. Eğer videoyu beğenmediysen beğene bas ve abone değilsen de abone olmayı unutma. Bu tarz yayınları yapmaya devam edeceğim. Kendine iyi bak.